Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerden gelen yoğun talep üstüne daha önce detaylı incelemesini yaptığımız Dark Elite Force serisinden GK1000 oyuncu klavyesinin içini göstereceğiz. Çok detaylı bir inceleme yapmıştık ancak içini göstermemiştik. Her üründe zaten yapmadığımız bir şey. Burada görmüş olduğunuz gibi öncelikle klavyenin altını gösterelim. Nirengi noktalarında şurada üçgen vari girintiler, çıkıntılar görüyorsunuz. Bu çıkıntılar kabaca şöyle gösterelim. Neredeyse serçe parmağım kalınlığında. Dolayısıyla bunlar bir dayanıklılık rigidite anlamında yani. Esnemesine klavyenin ortadaki tuşlara bastırdığınızda zorlaştırıyor. Bu bölümü açtığımızda bakın şu şekilde derinliğini biraz daha fazla görüyorsunuz. Açtığımızda stüdyomuzun ışıklarından yansımasından şu bölümlerin çıkıntılı olduğunu görüyorsunuz ve bu sayede zaten plastikle de destekleniyor. Ama sadece orada bitmiyor. İçeride bir de metal plaka var. Bakın Teknobiyotik abone olun yazısını yansıtan metal plakayı görüyorsunuz. Bu plakada tuş yapısının hemen altında, alt bizim plastik bölümümüzün hemen arasında yer alıyor. Bu saç sayesinde de ortadan tuşlara basıldığında, yani özellikle tekrar gelelim şu şekilde, ortadaki J, H, K, L gibi buradaki tuşlara bastırıldığında klavyenin esnemesini daha zor hale getiriyor diyelim. Sizden gelen üstek üzerine kısa bir videoydu. Detaylı incelemesini merak ediyorsanız GK1000'in kanalımızda zaten bulabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.